Kəlbəcərdə azərbaycanlı jurnalistlərin minaya düşərək həlak olması türkiyəli jurnalistlər tərəfindən də böyük hüzünlə qarşılanıb. Qardaş ölkənin vətən müharibəsi zamanı Qarabağda çəkiliş aparan media nümayəndələri beynəlxalq birliyə səslənərək Ermənistanın müharibə cinayətlərini dayandırması üçün əməli addımlar atmağa çağırıb. Ermənistan yenə katliam yaptı. Ermənistan yenə masum iki insanı bu hayattan kopardı. Biz orada günlərcə anlattık Ermənistanın yaptığı zulmü, işkənceleri, katliamları. Ne yazık ki iki sevdiğim yan yana kol kola çalıştığım meslektaşlarımı da bu hayattan kopardılar. Karabağ'a girdiğimde oradaki Azerbaycan askerleri sık sık bizi uyarıyorlardı. Dikkatli olun, mayınlar var. Onlar her yere, o işgalciler, o terör zihniyetli Ermenistan devleti her tarafa mayın döşüyor demişlerdi. Birkaç kere biz de bu tarz olaylarla karşı karşıya kalmıştık. Çok dikkatli hareket ediyorduk. Ama onlar her yere bu bombaları, bu mayınları döşediler. Çok acı bir haber. Türkiye'de bu haberi aldım. Ben de görev başındaydım. Muharrem ve Siraç, ikisi de beraber çalıştığımız, çok bize destek de olan, yan yana her defasında bize yardımcı olan çok güzel iki kıymetli meslektaşımızdı. Çok üzgünüm. Çok gerçekten yani içime ve kalbime oturdu. Ezildim. Onlar bizim şehitlerimiz, onlar bizim basın şehitlerimiz, kahramanlarımız. Onlar görev başındayken şehit oldular. Bunu herkes duymalı. Kəlbəcərdəki arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın şehit olduğu, hayatlarını kaybettikleri mayın sonucu haberini aldım. Gerçekten çok üzgünüm. Öncelikle ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün Azerbaycan halkına, bütün Türk halkına başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki Kəlbəcər'e ilk gitmiş Türkiye'li gazeteci olarak, belki de orada sokak sokak dolaşmış tek gazeteci olarak kendimi o arkadaşlarımın yerine koydum. Gerçekten üzüntümü, acımı tarif etmem mümkün değil. Bütün uluslararası camianın, Azerbaycan'ın bu haklı mücadelesinin yanında olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle savaş bittikten sonra, vatan muharebesi kazanıldıktan sonra o bölgedeki mayınlı arazinin haritalarının verilmesi lazım. Her yere bizzat gidip gördüğüm için şahidim. Sadece Kəlbəcərdə'de değil, Fuzuli'de pek çok noktada her yer mayınlı arazi. O noktaya giderken sadece patikalardan yürümek zorunda kalıyorsunuz ama işte o noktada bile bu şekilde bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Dolayısıyla bütün uluslararası kamuoyunun Ermenistan'ın bu tutumunu sıkıştırması, biraz daha zora sokması ve haritaları paylaşması yönünde baskı kurması gerekiyor. Bunu dile getirmek istedim. Öte yandan Kəlbəcər'e gitmiş, orada kiliseyi de ziyaret etmiş, çok eski bir kilise olan o kiliseyi de ziyaret etmiş birisi olarak, Hüdavent Manastırı'nı ziyaret etmiş birisi olarak da o bölgede birlikte yaşanabilecekken, Ermenistan'ın o noktada hala o bölgede yaşayan Ermeniler varken ve Azerbaycan Türklerinin orada onlara sağladığı o imkanlara baktığım zaman niçin karşı taraftan böyle bir şey görülmüyor soru işareti hala aklımı kurcalıyor. Hepinize saygılar, selamlar, başsağlığı mesajını bir kez daha iletiyorum tüm Azerbaycan halkına ve başta meslektaşlarımın aileleri olmak üzere. Bugün yaşanan olay Ermenistan'ın hukuka aykırı olarak davranmasının ne gibi sonuçlara yol açtığını bir kez daha gösteriyor. Çünkü Ermenistan ısrarla yıllardır bölgeye döşediği mayınların yerini gösteren haritaları paylaşmamakta ısrar ediyor. Ve bugün maalesef 3 kişi hayatını kaybettik ki bu 3 kişiden ikisi bizlerin meslektaşı. 30 yıl boyunca işgal edilen topraklar artık özgürlüğüne kavuştu. Oradan göç edenler topraklarına dönmek istiyorlar ancak bölgede çok ciddi bir mayın tehlikesi var. O mayın tehlikesinin bertaraf edilmesi için ANAMA çalışmalarını sürdürüyor. Başta ANAMA olmak üzere görevliler çalışmalarını sürdürüyorlar ancak mayınların bulunup imha edilmesi çok zaman alan bir şey ve bir mayın yapılan araştırmalara göre 75 yıl aktif olarak kalabiliyor. Yani Karabağ'da herhangi bir yerde bulunan bir mayının oradan çıkarılmaması onun bugün itibariyle 2096 yılına kadar orada tehlike arz ettiğinin en büyük göstergesi. Dolayısıyla bu noktada Ermenistan'ın artık uluslararası hukuka uygun davranarak mayın haritalarını bir an önce paylaşması gerekiyor. Çünkü insanlığın da gereği bu ve bugün de gördük ki evet oraya döşenen mayınlar aslında
askerler için değil, siviller için çok büyük bir tehlike. Çünkü geride bıraktığımız aylardan bugüne kadar, şu ana kadar 20 sivil maalesef Ermenistan'ın döşediği mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti.